Sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler, editörünüz, araştırmacı yazar ve sunucunuz ben Emel Benli. Ekibim ile birlikte tam 4 gün boyunca Ankara Altın Park içerisinde bulunan ANFA fuar alanından Ekin Brode'nin fuar etkinliğinden seslendim sizlere. İlgi ve alakanıza teşekkür ediyorum ve son röportajımı Ekin Brode Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emrah Ekin ile birlikte yapmak istiyorum. Efendim, biz mini bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bu söyleşiye kulak verin istiyorum. Evet, Türkiye'nin markası Ekin Brode, 1 milyon metrenin üzerinde tül ve fonluk, 200 bin metrenin üzerinde ağır gramajlı krem ve beyaz güneşlikler ile geliyoruz dediler. Gümbür gümbür geldiler, Ankara'ya bir çıkartma gerçekleştirdiler. Sadece Ankara'ya değil, Ankara'dan tüm Türkiye'nin 7 bölgesine birden buradan ürün sattılar. 7 bölgeden gelen değerli perakendecilerimizi burada fuar alanında ağırladılar. Efendim, biz merak ediyoruz. Emrah Ekin'in düşüncelerini merak ediyoruz. Duygularını merak ediyoruz. Bir firma sahibi olarak maddi manevi büyük emekle geldi Ankara'ya. Bu duygulara kulak vermek istiyoruz. İzninizle diyorum, sevgili Emrah Ekin'e mikrofon uzatmak istiyorum. Emrah Bey, tekrar merhaba. Merhabalar tekrardan. Öncelikle beklentimizin çok üzerinde bir fuar gerçekleştirdik. Bunu açık yüreklilikle ifade edebilirim. Gerçekten bunca emeğimize değdi. Değdi, fazlasıyla değdi. Ulusal kanalların bile dikkatini çeken bir Ekin Brode fuar etkinliği oldu. Evet. Bu bağlamda kutluyoruz. Ankara'ya sağladığınız istihdam fuarcılık anlamında, Türkiye'ye sağladığınız o güzel indirimli satışlarınız için size çok teşekkür ediyoruz. Evet, neler yaşadınız? 4 gün boyunca neler gözlemlediniz? Tanıdığınız, tanımadığınız, sizi dahi şaşırtabilecek perakendecilerimiz çıktı geldi. Neler söyleyeceksiniz? Evet, bahsettiğiniz gibi bugün 4. ve son günümüz. Saatler kaldı, artık kapanışa geçeceğiz. Yarın şehir dışlarına, diğer bölgelere ambar ve sevkiyat ürünlerimiz var, siparişlerimiz var. Bunları gerçekleştireceğiz. Son güne bıraktık bunları. Buradan özellikle bu anlayışı gösterdikleri için şehir dışındaki müşterilerimize, bayilerimize, dostlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlerin de aracılığıyla son güne kadar beklediler. Biz de tabii onlara verdiğimiz sözü tuttuk. Onlar için ayırdığımız ürünleri tabii ki burada satmadık. İşin latifesi bir yana, bizim için gerçekten inanılmaz yoğun tempoda geçen bir ay oldu. Sadece bizim için değil, daha önceki söyleşimizde de bahsettiğimiz üzere bu perdenin arkasında inanılmaz bir emek var Emel Hanım. Yani bunu sadece üretilen bir ürün olarak, bir top olarak görmemek lazım diye tekrardan ifade ediyorum. Biz alışığız. Ekin Brode'nin projelerine alışığız. Bunlardan bir tanesini geçtiğimiz aylarda gördük. Ekin Brode İzmit Teki bünyesinde merkez atölyesi, harika bir showroom, showroom ötesi bir showroom diye adlandırmak istiyorum. Bu projelerle karşımıza çıktı. Proje üretmeye devam eden bir Ekin Brode var. Arkasından kişisel, şahsi anlamda, tek bir firma çatısı anlamında bir fuar gerçekleştirdiniz. Bu fuar gelinebilecek en güzel nokta diye düşünüyorum. Fakat ben diyorum ki Emrah Ekin burada kalmayacak. Emrah Ekin projeler üretmeye devam edecek. Siz bir dünya markası ile de yola çıktınız. Bunu ben biliyorum. Ama değerli meslektaşlarımız da bilsin istiyorum. İkinci proje nedir? Şimdi şöyle, bizim aslında bir fuar merkezini seçmemizin sebebi ilk önce, hani 1 milyon metre ile yola çıktık ya, bu 1 milyon metreyi nereye biz indirebiliriz? Yani öyle bir alan yok. Bu bizim Ankara'daki 3. etkinliğimiz, evet. Biliyorsunuz. Evet. Tabii bunun araştırmasına girince ANFA Fuar Merkezi çıktı karşımıza. Sağ olsun yetkililer de bize yardımcı oldular bu konuda. En nihayetinde pandemi sonrası ilk fuar organizasyonunu gerçekleştiren bir firmayız, evet. Bu noktada.
1 milyon metreyi aşkın ürünü buraya getirdikten sonra burayı bir hava, fuar havasına çevirmek de gerçekten bizim için kolay olmadı ama ekip arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum. Yani çok üstün gayret ve performans sergilediler burada. Ve performansları sonrasında da herkes mutlu oldu. Onlar mutlu oldu, biz mutlu olduk, alanlar mutlu oldu. Aslında bizim yaptığımız işin eşittirinde kar bizi mutlu etmiyor. Yani başarı bizi mutlu ediyor. Buradaki en büyük bizi ayrıştıran şey bu bence. Efendim şimdi bir dünya markasıyla yola çıktınız dedim. O projeyi sordum ama ben hemen bir soru, o sorunun cevabını almadan önce bir soru sormak istiyorum. Şimdi bizim Anadolu'da bir tabir vardır. Adam boyu ürün diye. Şimdi adam boyu yüksekliğinde ürünler bu alana üst üste konuldu. Biz şöyle bir baktık. Burada 1 milyonun üzerinde ürün var dedik zaten. Dedirtti. Ve şu anda ürünler eridi. Peynir, ekmek gibi satıldı. Evet, fiyat etiketleri gerçekten çok cazipti. Ürünler çok kaliteliydi. Trend ürünlerdi. Fakat ben bu ürünleri sattıranın sadece bunlardan ibaret olduğunu düşünmüyorum. Bu ürünleri firmanın adı ve Emrah Bey'in duruşu da sattırdı. Yanılıyor muyum? Tabii mutlaka öyle. Yani şahsi olarak yani kendimi ayırmak istiyorum buradan. Çünkü hani benlikle, egoyla böyle ekip arkadaşlarıma burada bir kere hakaret etmiş olurum. Firmamız olarak gerçekten Allah'a şükürler olsun. Bugüne kadar yapmış olduğumuz işlerde müşterilerimize bir güven ortamı sağladık biz. Ha, bu yani az önce bahsettiğim konuya geliyor yine. Eğer sadece kar odaklı gitmiş olsak, hani bugünün ticareti olarak baksak konuya, bu güven ortamı oluşmaz yani, mümkün değil. Burada en uygun fiyat belki bizde değildir. En kaliteli ürün belki bizde değildir. Veya en geniş çeşit belki bizde değildir. Ama en güler yüz bizdedir diye düşünüyorum. Ben de size katılıyorum. Peki gelelim. Dünyaca bilinirliği çok yüksek bir dünya markasıyla bir yol arkadaşına çıktınız. Ben kaçtık hadi bu sürpriz, o sorudan. Hadi bu sürpriz olarak kalmasın. Ben bir basın mensubu olarak ben bu sorunun cevabını artık bu saatten sonra almak istiyorum. Ben bu sorudan kaçtıkça siz ısrarla geliyorsunuz evet. Bu soruya. Aslında az öncekini bir devam ettireyim, tamamlayayım cümlemi. Yani tabii ki en uygun fiyat kalite oranına göre en uygun fiyat yine bizde. Yani en kaliteli ürünü yine biz üretmeye çalışıyoruz. Az önceki ironim aslında meslektaşlarımız iyi anlamıştır. Son bir hafta 10 gündür yaşanılan olayları. Sadece şunu söylemek istiyorum, ben bu konuyla ilgili de sürekli soruyorlar, arıyorlar vesaire. Biz sadece işimizi yapıyoruz. Bizim bu sektörde hiçbir rakibimiz yok. Biz sadece nihai tüketicide marka olmayı hedefleyen, bunu yapmış olduğu işlerle fiyatı kaliteden ödün vermeden başararak, özgün desenlerle, farklı stratejilerle, yani buna katabilirsiniz. Etkin hizmet diyebilirsiniz, ürün devamlılığı diyebilirsiniz, müşteri hizmeti, yani müşteri hizmetleri ve sonrası diyebilirsiniz. Birçok nedeniyle altını doldurabilirsiniz bunu. Bizim sadece olayımız bu. Dediğim gibi tekrar, biz bu sektörde kimseyi kendimize rakip görmüyoruz. Herkesi paydaş görüyoruz ve herkes gün gelecek bu tezgahtan geçecek. Emel Hanım, yani malum bana sorduğunuz hani markayla alakalı yapacağımız projede bir ufak tefek biliyorsunuz. Markayı da biliyorsunuz. Yani herkes bu tezgahtan geçecek sonuçta. Bu yüzden gerek yok yani. Hani bir şeyleri kırıp dökmeye gerek yok bence. Kırıp döken aslında kendini kırıp döküyor. Biz yine duruşumuzu, dik duruşumuzu ve doğru duruşumuzu, esnaf duruşumuzu, yani büyüklerimizden ne öğrendiysek, hani bir kültür vardı ya, ahilik. Evet. Yani önemli bir şey değil mi? Evet. Yani bunları bilmek lazım, öğrenmek lazım. 13. yüzyılda başlıyor, icazet evet. Alınmadan dükkan dahi açılamayacak evet. Bir ahilik sistemi günümüze kadar sürdürülebiliyor, fakat kimler sürdürüyor?
ticareti gerçekten güzel ahlak çerçevesi içerisinde yapanlar sürdürüyor. O ailelik sistemi hiç gitmeseydi, hiç kaybolmasaydı. Aslında insanın genel ahlakıyla ilgili bir durum bu bence. Evet. Yani ahlak dediğimiz konu aileden başlayıp eğitim durumlarında, okullarda devam edip sonrasında insanın kendini yetiştirmesi ve devamlılığında da bir kalıp şeklinde bürünmesidir. Kişi ahlakını zamanla değiştiremez mi? Değiştirebilir. Ama değiştirmek istemesi gerekiyor bence. Ama çok önemli bir şey diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum, buraya gelen herkes bunu ifade ettiğine göre, değil mi? Önemli bir şeydir. Komşusu siftah yapamadı diye kardeşim sen git ondan alışveriş yap diyen bir esnaf kültürünün günümüze dek sürmesini çok arzu ederdik. Maalesef bazı şeyler olmuyorsa olmuyor Emrah Bey. Evet. Ama gerçekleştirebilenin de alnından öpmeli. Ya tabii ki. Peki. Bir de şu var. Yani dürüstlük, ticaretin tek kuralı dürüstlük değildir. Evet. Dürüstlük ticaretin kurallarından bir tanesidir. Evet. Değil mi? Evet. Bunun dışında farklı şeyler de var yani hani adab-ı muaşeret dediğimiz güzel ahlakı tamamlayıcı diğer unsurlar da var. Bunları öğrenmek lazım bence. Öğrendikten sonra uygulamak lazım. Efendim ben sorumun cevabını alamasam da Emrah Bey zamanı gelince o sorunun cevabını bizzat biz perde satıcılara haber portalı aracılığıyla ve sosyal medya aracılığıyla sizlere duyuracaktır. Gelelim diğer bir sorumuza. Evet, internet çağındayız. İnterneti çok iyi kullanan firmalardan birisiniz. Hatta bunun için sosyal medyada şeffaflığı artırabilmek için, Ekin Brody'nin şeffaflığını artırabilmek için bir ekip dahi kurdunuz. Evet. Bu ekiple bir yolculuğa çıktınız. Evet, internet üzerinden de efendim çok değişik satış stratejileri geliştirdiniz. Neydi bu satış stratejileri? Şimdi öncelikle markalaşma yolu dedik, ulusal basın dedik. Bahsettiğiniz üzere ulusal basının ciddi bir şekilde ilgisini çekti bu fuar. Birçok internet gazetesi olsun, ulusal haber kanalları olsun bu fuarı yayınladılar ve yayınlamaya da devam ediyorlar. Evet. Sektörle alakası olmayan dostlarımız arıyor, tebrik ediyor bizleri. Buradan biliyorum ben de, televizyon izlemeye fırsatım olmuyor da burada. Şimdi şöyle, bir kere biz dijital bir çağda yaşıyoruz artık. Bu dijital çağda dijital ticaret de var. Bu dijital ticaret içerisinde bizim kendi sektörümüzü de kapsayan tül, perde, ev tekstili gibi ürünler de satılıyor ve ciddi anlamda satılıyor. Biz de dedik ki biz işte ismini vermeye gerek yok. Pazar yerleri vardır biliyorsunuz. Evet. E-ticaret pazar yerleri. Geliyorlar firmalar, katılıyorlar oraya, oradan satışlar gerçekleştiriyorlar vesaire. Fakat bunun bir altyapısı var, PR'ı var. Nasıl bir PR'ı var? İşte SEO yönetimi diyorlar, AdWords yönetimi diyorlar vesaire vesaire. Bunları hani gerçekleştirebilmek ciddi bir emek istiyor, ciddi bir profesyonel kadro istiyor ve ciddi de bir yatırım istiyor işin açıkçası. Biz bu yatırımları aslında müşterilerimiz için, bayilerimiz için 2 yıldır yapıyoruz. Ve sonuna geldik. Şimdi e-ticaret satış ve pazar yerimizi çok yakın bir zamanda kuracağız. Kurduktan sonra da müşterilerimizi bu pazar yerine davet edeceğiz. Bu pazar yerinde ürünlerini satabilecekler. Ha, bunu da bir markayla beraber yapacağımız için ve televizyon reklamları da olacağı için yani işleri çok kolay olacak bu noktada. Biz de perde ve ev tekstilinin içinden geldiğimiz için sistemin aksayan bacaklarını hani diğer pazar yerlerinden daha çok tespit edebileceğimiz bir nokta olacak dolayısıyla. Burada da daha böyle hızlı ve etkin çözümlerle bir yolculuğumuz başlayacak. Ben bir basın mensubu olarak araştırdım. 4 günlük fuar sürecinde ciddi anlamda internet kanallarından tutun da ulusal televizyonların haber kanalına kadar çıktınız. Dediler ki Bursa ve İzmit merkezli üretici toptancımız perde sektörünün bir markası olan Ekin Brody Ankara'da bir fuar gerçekleştirdi dediler. Şuraya bağlayacağım bunu. Arkasından da Mevlana'nın şu cümlesini kurmak istiyorum. Erimek için
mum olmak lazım. Mum olabiliyorsanız işte o zaman erirsiniz. Sizin başarınızı, bu pişmiş duygularınızı ta ötelerden duyanlar oldu. TÜMSİAD yönetimi gelip size burada herkesin gözü önünde bir başarı plaketi sundular. Evet. Biz TÜMSİAD yönetimine başarı plaketinin sebebini sorduğumuzda bir basın ayağı olarak Ekim Brode'nin misyonlarını, vizyonlarını araştırarak geldik. Geliştirebilinir iş gücünü araştırarak geldik. Kapasitesini ve şehrine, fuarı yaptığı şehre istihdam sağladığını araştırarak geldik. Bu yüzden de Emrah Ekin'e bir teşekkür, takdir plaketi sunduk dediler. O anki duygularınızı almak istiyorum. Sizin de yani şaşırdınız mı? Beklediğiniz bir şey miydi? Yo, açıkçası beklediğim bir şey değildi. Fakat geldikleri için çok teşekkür ettim. O gün de, bugün de sizin aracılığınızla yine teşekkür ediyorum kendilerine. Biz dediğim gibi ülkemiz adına, vatanımız adına, evet, çevremiz adına, sektörümüz adına elimizden ne geliyorsa ortaya koymaya çalışıyoruz. Üstün bir gayretle, üstün bir çabayla ve bunu sürdürebilir bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yine yani sadece bizim yaptığımız olduğumuz işlerdeki asıl amacımız kar gütmek değildir. Ticaret kar gütmek için yapılan bir şeydir. Fakat kar tabii ki olacak. Kar olmadan işletme dönmez. Fakat bizim sadece amacımız kar gütmek değil. Bizim bir dünya markasına ihtiyacımız var. Bugün baktığımız zaman yani elle tutulur kaç tane dünya markamız var Emel Hanım, yani evet, bunu siz de biliyorsunuz. Çok haklısınız. Bu yüzden biz elimizden geldiği kadar bu ülkeye, bu millete, bu topluma nasıl faydalı olabiliriz? Bunun peşindeyiz yani. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. O yüzden herkes bence bu zihniyette olursa ülkemiz adına daha faydalı şeyler ortaya koyabiliriz. Efendim, şimdi bir konuyu da atlamadan geçmek istemiyorum Emrah Bey. Bunca ürün sevkiyata çıktı. Gerçi o bölümü konuştuk, kapattık ama ben tekrar akıllarda bir soru işareti olsun istemiyorum. Bunca ürün sevkiyata çıkacak. Çok yeni müşteriler edindiniz bu fuarda. Türkiye'nin dört bir tarafından. Dedim ya, sizin dahi beklemediğiniz perakendeciler çıktı geldi buraya. Sosyal medyadan duyanlar dahi. Bu süreçte devamlılığını isteyenler için Ekim Brode nasıl bir yol izleyecek? Şimdi şöyle, bizim için en önemli husus yani sürekliliktir. Yani süreklilik olmadığı zaman sadece günlük ticaret olarak kalır. Yani marka PR'ı o zaman hiç olmaz zaten. Bizim bölge temsilciliklerimiz, bölge bayiliklerimiz ve bölge pazarlama sorumlularımız var biliyorsunuz. Pazarlama sorumlularımız sürekli ziyaret ederek bu iletişimi sürdürebilir bir hale getirecek. Peki efendim, bir açıklama daha yapmak istiyorum. Sevgili Emrah Ekin ve mesai arkadaşları Ankara'da bir şube açma kararı aldılar. Hemen soruyoruz. Niçin Ankara? Niçin şubeleşme? Şimdi şöyle, Ankara biliyorsunuz bizim özellikle yani dikkatimizi çeken bir bölge. Yıllardır bu böyle. Bu Ankara'daki bizim üçüncü etkinliğimiz. Evet. Bu arada Ankara'da çok değerli dostlarımız, çok değerli müşterilerimiz var. Ciddi bir potansiyeli olan bir şehir. İç Anadolu'nun, yani Türkiye'mizin başkenti, İç Anadolu'nun da kalbi. Bu yüzden Ankara'da bir şube, yani bölge bayiliği açma kararı aldık. Gelen ısrarlar üzerine bu şekilde bakalım, nasip olursa yakın bir tarihte evet Ankara'da bir şube açmayı planlıyoruz. Etkinliklerin devamı gelecek mi? Fuarların devamı gelecek mi? Bekleyelim mi sizi? Tabii ki etkinliklerimiz sürecek, bölgesel etkinliklerimiz devam edecek ve aynı zamanda biliyorsunuz ev tekstiline giriyoruz, evet, yakında, evet, geniş çaplı. Ev tekstiliyle beraber bunlar devam edecek bundan sonra. Bakalım, inşallah
tüm bölgelerde yine yeniden birlikte oluruz sizlerle. Sizi ev tekstiline zaten sürükleyen de yine değerli müşterileriniz oldu. Tabii ki. Onlar talep ettiler. Çünkü bir perde mağazasında ev tekstilinin de bulunması gerekiyor. Ve birçok perakendecinin de durumu böyle. Onlar sizin kotaracağınızı, başaracağınızı anladıkları için, o ışığı sizde gördükleri için böyle bir talepte bulundular. Ne mutlu size diyorum. Teşekkür ederim. Peki Emrah Bey. Efendim, siz zaten çok yorgunsunuz. 4 gün uyku uyumadınız. Tatlı bir yorgunluk diyelim biz buna. Evet. Gerçekten burada 4 gün boyunca bir düğün diye adlandırmak istiyorum. Bir düğün gerçekleştirdiniz. Efendim, sonuna geldik. Evet, etkinliğimizin. Ben mikrofonu size bırakmak istiyorum. Aslında çok sorun var ama bir dahaki sefere inşallah. Buradan dilek ve temennilerinizi almak istiyorum. Sektörümüze seslenmenizi rica ediyorum. Neler söylemek istersiniz? Vallahi öncelikle son 2 yıldır biliyorsunuz pandemi dönemi, hani 100 yılda bir olan durum bizim de başımıza geldi. Pandemiden dolayı hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bizim sektörümüzden de camiamızdan da çok değerli insanlar hayatlarını kaybettiler bu süreçte. Başta onlara başsağlığı diliyorum. Zor bir süreçti 2 yıldır. Herkes için zor bir süreçti. Sadece ekonomik olarak değil, yani sosyalleşmeden uzaklaştığımız bir süreçti. Yani biz toplum olarak, millet olarak sıcakkanlıyız, duyarlıyız. Yani komşuluk ilişkilerimiz var, dostluklarımız var, bayramımız var, düğünümüz var. Bunlardan hep mahrum kaldık. İnşallah en kısa sürede pandeminin ülkemizi ve dünyamızı terk etmesini, ilk önce bunu temenni ediyorum, bunu diliyorum, niyaz ediyorum. Sonrasında da bütün ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma, yeri geldi bu ürünleri, fason üretimi yaptırdığımız yerlere, hazır bitmiş olarak ürünler aldığımız yerlere, bütün dostlarımıza, bizi ziyaret eden, ürün alan, almayan, arayan, hayırlı olsun dileklerini sunan, dualarında bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de perde satıcıları, haber portalı ailesi adına başarılarınızın devamını diliyorum. Takdir ve tebriklerimi size iletiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Değerli bir sektör mensubumuzun bir sözüyle kapatmak istiyorum. Ticarette en büyük hileniz dürüstlük olsun diyor değerli meslektaşımız. Efendim, sizde en büyük hilenin dürüstlükten geçtiğini tabii ki benim gibi kabul edenlerdenseniz eğer, bilenlerdenseniz eğer, evet, Emrah Ekin'le çıktığınız bu yoldan ayrılmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir Ekin Brode fuarından, etkinliğinden seslendik sizlere. Bir başka Ekin Brode projesinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.